Evet sevgili dostlar sponsorumuz golvar.com'un katkılarıyla hazırlanan videomuza hepiniz hoş geldiniz. Safalar getirdiniz. Yine aynı şekilde kısa kısalara verdiğiniz destekten dolayı, izlemeden dolayı, reklam tıklamasından, reklam görüntülemesinden dolayı aynı bu şekilde devam arkadaşlar inşallah. Çünkü sizler neyi istiyorsanız sizler için ne uygunsa benim için de o uygundur. Kısa kısalardan başlayalım. İlk olarak Yeni Sucuk gazetesi, şey Yeni Şafak gazetesinden bir rezalet komedi. Yani George Jorge Jesus'un fiziksel güçlendirme programına ayak uydurmakta zorlanan İrfancan Can Kahveci sinirden ağladı diye bir haber. Şimdi onur kırıcı bir haber. İnsan onuruyla oynayan bir haber. İrfan Can'ın da tepkisi malum. Şimdi yani İrfan Can'ın için yapılan bu e, algı sürpriz değil. Niye değil? İçimden bir ses diyor ki dedim bu yeni Şafak gazetesi spor müdürü e, necidir ne değildir? Acaba e, zamanında ne iş yaptı diye araştırırken zamanında e, bazı saat böyle dakika gibi gazetelerde zaman gibi ismi olan gazetelerde Çalıştığına şahit oluyorsunuz. Zaten zamanında e, Fenerbahçe düşmanlığı yapmışsa bu zaman ile devam ediyor ve sürekli bunu yapıyorlar. Ne diyelim Allah ıslah etsin. Allah akıl fikir versin. Allah doğru yolu göstersin. Allah Fenerbahçe şampiyonluklarıyla e, donatılmış seneler göstersin ki bu kardeşler kendine gelsinler. Bunu da söyledik. Şimdi... TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi demiş ki Fenerbahçe 5 yıldızlı formayla sahaya çıkarsa burada benim herhangi bir şahsi tavrım olamaz. TFF'nin talimat ve yönetmelikleri neyi gerektiriyorsa onu yaparız demiş. Küme düşürsenize Fenerbahçe'yi. 5 yıldız da çıktı diye küme düşürsenize. Bir acınızdan gebersenize. Bir acından ölsenize. Türk futbolu olarak yaşatmadığınız bir bu kaldı. Rezil, rezillik olarak yıllardır Mehmet Büyükekşi'ye söylemiyorum. Fenerbahçe düşmanlığıyla hareket edip Türk futbolunu bugünlere sevk eden e, kötü kalpli insanlardan bahsediyorum. Bir de onu yapsanıza. Valla bir, bir o eksik bir de onu yapın. Fenerbahçe hükümeti düşünün. açınızdan ölün. Hiç kimse yayıncı kuruluş birdenbire sözleşmesini feshetsin. Birdenbire bütün sponsorlar çekilsin. Fenerbahçe haliyle alt lige düştüğü için yayın e, havuzundan çıksın. Fenerbahçe'ye bu kötülüğü yaptığınız için kulüpler birliğinden yayın havuzundan hepsinden çekilsin kendi başına bir hükümet kursun. Bir sene alt ligde takılsın. Ondan sonraki sene tabii Fenerbahçe kendi maçlarını ücretli platformdan da yayınlasın. Bir sene sonra da böyle olsun. Vallahi bak keşke böyle bir şey yapsanız. Keşke bize iyilik olarak bizi küme düşürseniz. Ama nerede? Allah Allahyar Seyhat Maneş bonservisiyle birlikte Hull City'ye gitti. Biliyorsunuz, Hull City takımının Fenerbahçe ile bir bağlantısı, bağı var. Neydroba e, Hal City'ye Ozan Tufan'da gitti. Allah yar sev yatmaneşte gitti. 29 Haziran 2001 doğumlu 21 yaşında 1.82'lik santrafor. Yanlış anlamayın. Ters tuhaf bir cümlede kurmak istemiyorum ama sanki var ya tam aradığımız forvet Allah yar gibiydi. Fenerbahçe bir sonraki satıştan %50 pay alacak diye nihayet transfer marketa da yazmayı e, akıl etmişler, tenezzül etmişler. Fenerbahçe'nin 8 milyon euro gösterdikleri borcunu 3.5'a düşürmüşler. Yani çok şükür Mustafa Hoca bir şeylere itiraz ettikten sonra bir şeyler düzeliyor demek ki. Ee, onu da konuşmuş olduk arkadaşlar. Solbek. Fenerbahçe Solbek için Giuseppe Pezzella ve Wellington'la görüşmelere devam ediyordu. Biliyorsunuz sosyal medyada da bu konu hakim. Ve e, bunun haricinde Fenerbahçe için bir diğer Solbek adayı da Maximilian Mittelstadt. Zıt, zıt Erenköy olmuş. Şimdi e, William Ara transferi yani Allah'tan bir mani gelmezse son anda bir şey olmasa işte uçağı uçağı düşmesi etmesi oldu gibi e, ondan sonra zaten Solbeck'e adım atılacak. Şimdi ben şunu söyleyeyim. Hocam Pezzella 5 milyon euro piyasa değeri yaş 24-29 Kasım doğumlu 1.87'lik hani ortalama üstünde bir oyuncu. 178'de Fenerbahçe yazmış transfer market. Ben Pezela'nın yıllık ücretine dolayı memnunum. Yani önerilen yıllık ücret çok düşük demiştim. Maximilian Mittelstadt Mittelstadt herhalde okunuşu böyle. 18 Mart 97 doğumlu 25 yaşında Alman futbolcu. Solbek 1.80 boyu var. Hocam kesin Rogon. Yok. Sports 360 GMBH. E, 4.5 milyon euro piyasa değeri var. Sözleşme bitiş tarihinde. Bir sene kalmış. Sol bek. Sol açık. Sol kanat ya da sol ön oynayabilen bir isim. Almanya milli takımının alt yaş kategorilerinde oynamış. Üst yaşta oynamamış. 14 milyon euroları görmüş en çok. 2019 yılında 22 yaşındayken. Sonra bir değişiklik var. Ben bunu destika kariyerinden bahsedeyim. 7950 dakika süre almış. 2 gol 15 asisti var. Yani e, bana ait bir duyum değil ama 1.80'i görünce sevindim. Çünkü hızlı bir isimdir. 1.87 mesela Pezzella. Oya göre değerlendirmemek lazım kesinlikle ama en azından beni sevindirdi. Bize o sayının sol versiyonu lazım açıkçası. E, o açıdan da benim yani hayırlısı olsun inşallah diyeyim. Arkadaşlar bilmiyorum sosyal medyaya yansıdı mı? Muhtemelen yansımıştır. yurtdışı e, yurt dışı basın konuşmaya başladı. Olimpik Marsilya. Yan Koto'yu on servisiyle transfer etmek istemiş. Manchester City ise oyuncuyu kiralamak istemiş. Yan Koto'yu Fenerbahçe alıyormuş. Bu herhalde 76. kere sosyal medyada çıkan Yan Koto haberleri. E, hocam kim ki bu arkadaş 3 Haziran 2002 doğumlu 20 yaşındaki sabek 1.68 boyunda 5 milyon euro piyasa değer var. Biz sabek almayacağız. Almayacağız. 2025'e kadar da sözleşmesi var. Manchester City 2020'de 6 milyon euroya almış. Yani sana kaça bırakır en az 10-15'e bırakır. Öyle düşünüyorum. O yüzden arkadaşlar yani her şeye anında inanmak gibi kötü bir huyunuz var maalesef. Yani buna inanmayın arkadaşlar. Lütfen bir kez de beni dinleyin. Biz sabek almayacağız arkadaşlar. Yani biz sabek almayacağız arkadaşlar. O sahil Samuel mesela sakatlığını tamamen atlattı. Ben şu anda maçtan önce çekiyorum videoyu. Al City maçından önce. Hani takımla birlikte de çalıştı. Ama oynatılır mı oynatılmaz mı bilmiyorum. Belki de oynatılacaktır. Böyle bir durum var. Burak Kapacağ'ın durumu malum. Bilmiyorum arkadaşlar. Yani bana ee, çok çok ilginç geliyor ya. Gerçekten çok çok ilginç geliyor. Ama biz, biz sabit kalmayacağız şimdilik. Bunu bilin. Jovan Markoviç'i kadrosuna katan Kızıl Yıldız Fenerbahçe'den bu Mena Samatlay'ın kiralık olarak kadroya katılmasını bekliyor demiş. Samatlay'la ilgili size %100 bir bilgi vereyim. Samatlay'ı isteyen kulüpler vıçıgılali vıçıgılı o kulüpler. Yani isimleri genellikle böyle vıçıgılali vıçıgılı falan. Yani e, çok enteresan şeyler, çok enteresan isimler, çok çok tuhaf isimler, yani çok çok tuhaf isimler arkadaşlar ve e, ne diyeyim? Yani. Ya Samat'ta ne şunu söyleyeyim. İsteyen kulüpler hep dandik kulüpler. Samat'ta da, da gitmek istemiyor. Yani dandik kulüplerden Big Ducati'ye gitse yıllık ücreti bile bahane etmeyecek gidecek. Ama yok yani. 2-2,5 milyon euro veriyor bazı kulüpler. Biz okeyiz ama Samat'ta efendi okey değil. Fakat ben şunu söyleyeyim. Yani bana söylenen duyumu size aktarayım. %100 Samat'ta gidecek diyor. Rahatlıkla bunu üyelerine söyleyebilirsin, abonelerine söyleyebilirsin diyor. Bu kadar. Miha Zayt Kulüp Bürüş. Arkadaşlar Miha Zayt Kulüp Bürüş'ün listesindeymiş. Yani bu hemen hemen herkesçe bilinen. Yok hemen hemen herkesçe demeyeyim. Bu e, duyumcu arkadaşların hemen hemen hepsinin bildiği bir olay. %100 olarak Kulüp Bürüş'ün listesinde. Ama hiçbir resmi teklif yok arkadaşlar. Bilginiz olsun. Fakat şunu söyleyeyim. Zayt kulüpten gitmek istiyor. Hem bir yılı kaldığı için hem eş durumundan gitmek istiyor. Yani eşi diyor ki ya biz burada ne yapacağız diyor. Köyümüze gidek diyor. Avrupa'ya giderek Avrupa'da koya diyor ev yaptırak diyor. O da diyor ki zaten çok paramız var. iki katlı ev yaptırak diyor. Hanımı diyor ki çok çok paramız var diyor. iki katlı yaptırak bahçe yaptırak koya diyor ev yaptırak diyor. Yani bilmiyorum e, ne şekilde bir adam. Değişik bir adam ama son sözleşmesinin bitimine bir yıl kalmış adamdı. Elden çıkarmak çok iyi. Bugün yine bir olay vardı arkadaşlar. Ee, yani bugün bir... Muhabbet oldu da Fenerbahçe gençleri köreltiyor, mahvediyor diye. Ben dedim ki tam aksine Fenerbahçe gençleri parlatıyor. Bir tane örnek ver dedi. Mesela Elif Elmas dedim 18'inden önce alındı, yaklaşık 20 milyon euroya satıldı dedim. İkinci örnek ver dedim. Merit Demiral dedim. Ben yani Fenerbahçe alt çıktı. Fenerbahçe'de A takıma yükselmedi ama Juventus gördüm. Üçüncü örnek ver, dördüncü örnek ver, beşinci örnek ver. Hani Arda Güler şubu. Hani laf aramızda. Arda Güler'le ilgili ben şu görüşteyim. Ben Arda Güler'in ilk 11 oynatılması görüşündeyim. Hani geçen sene e, evet e, kollayalım, şöyle yapalım, böyle yapalım dedi ama ben Arda Güler'in üstüne takım kurulması mantığından yanayım. Bak Altay 1, Arda Güler 2, 2 tane Türk'ün de hazır. Türk kuralıysa. Üçüncü isim için senin elini rahatlatır. Ha bana derseniz hocam Lincoln var şu var bu. Bak size bir şey söyleyeyim mi? Ne Joshua King, ne Belotti, ne başkası, ne o, ne bu, ne şu gizli forvet rolünde bence Arda Güler bize çok çağ atlatır. Arda'nın önünde Lincoln oynayacak ama. Bir maç Lincoln, ilk 11 başlasın, bir maç Arda başlasın. Böyle böyle. Bence Arda Güler sezon ortalarından sonra artık düzenli olarak 11 oynayan bir yetenek haline dönüşmeli. Yeteneği de var. ve ben bu görüşe sahibim. Arda Güler Fenerbahçe'nin imajı açısından da iyi bir şey. Düşünsenize Arda Güler oynatın 70 milyon euroya sattın. Bakın imaj bir gecede değişir. Fenerbahçe altyapısı 70'e futbolcu sattıya değişir. Bu geriden gelen çocuklar için de, gençler için de gerçekten büyük bir nimet olur. Allah yolunu bahtına açık etsin kardeşimizin. Tarık Çetin'in menajeri Aykut Yıldırım Fenerbahçe'nin e, Tarık Çetine ilgisi var demiş. Var arkadaşlar. Ben dün kaynağımla görüştüm hani dedim ya Ertuğrul Taşkan abi hani ne oldu? Birçok kişi de Fenerbahçe'de dedi hani açıkçası ben şöyle bir cümle kullandım. Bana soracak olsanız %100 Fenerbahçe'de derim. Ama derim burası Fenerbahçe. Burada kesin konuşmak yanlıştır. Hakikaten öyle. Hani dedim ki bak Allah'tan böyle söylemişim dedim. Aldığım cevap aynı şu şekilde oldu. Ertuğrul Taşkıran'ın 15 gün önce kapının yapılması lazım. Niye yapılmadı ben de anlamıyorum diye. Yani çok tuhaf ya. Bu arada Fenerbahçe resmi sitesi sabah Hitman paylaşmış akşam maç var. Farklı şehirde maç var hem de. Müthiş bir düşünce yapısı. Fotoğrafları inadına bilinçli koymuşlar gibi. Hani birincisi istifa edecek denen Jesus. Jesus da istifa ediyormuş bu arada. bilginiz olsun. İkinci fotoğrafta ağlayan İrfan. Üçüncü fotoğrafta gitmek isteyen Kim Minji. Dördüncü fotoğrafta Altay Bayındır. Allah sonumuzu ayır etsin. Allah yardımcımız olsun. Görüşmek üzere dostlar.